Haftanın ilk işlem gününde yeni bir şirket ile yeni bir hissenin teknik analiziyle karşınızdayım. Bugün yine bilişim teknolojileri alanında bir şirketin analizini yapacağım. Yukarı bıraktığım videoda 2 hafta önce Logo, Kafein ve Netaş'ın analizleri vardı. Bilişim sektörü ve otomotiv yan sanayi benim Türkiye'de en beğendiğim, en önü açık gördüğüm sektörler. Özellikle bilişim sektöründe Türkiye'nin biraz daha siyasi risklerden arınıp yabancı yatırımcıların gözünde daha güvenli bir ülke izlenimi yarattığı zaman paranın akacağı sektör olarak görüyorum. Yani büyük yabancı şirketler bu Türk yerli şirketlerle satın alma veya birleşme yoluyla işbirliklerine gidecek ve bu şirketlerin çok ciddi primler yapacağına inanıyorum. Zaten büyük fonlara da bakarsanız yerli fonlara, yabancı fon çok gelmiyor zaten bu aralar. Yerli fonlara bakarsanız da hep yeni fonlar bu tarz teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzerine kurulan fonlar. Yine daha önce girişim sermayeleri ile ilgili bir video da çekmiştim. Girişim sermayelerine de bakarsanız Türkiye'de 7 tane girişim sermayesi şirketi borsada işlem görüyor. Bunlar da devamlı teknoloji, yazılım ve bilişim şirketlerine yatırım yapmakta. Şimdi Fonet'e geçecek olursak Fonet daha çok sağlık alanında hizmet gösteren bir bilişim şirketi. Sağlık hastane ve sağlık şirketlerine gerekli altyapıyı sağlıyor. Özellikle şehir hastanelerinin yayılmasıyla Türkiye'de büyük şehir hastanesi yatırımlarıyla beraber Fonet de gerçekten primlendi. Şöyle bir basit bir finansal tablolarına bakacak olursak, şöyle ben Investing'i kullanıyorum. Daha başka kullandığım internet siteleri de var aslında bilgi için ama burada daha kolay diye. Baktığımızda 2020 karlılığı devamlı artmış, her çeyrekte kar etmiş. Korona krizi Fonet'i tabii ki vurmamış. Operasyonlarında hiçbir sorun yaşanmamış gibi görünüyor. Nakitlerinde biraz değişim var ama bu da şirketin kendi politikasıdır diye düşünüyorum. Yine diğer finansal oranlara baktığımızda da fiyat gelir oranı Bilişim Enstitüsü'nün, İstanbul Teknoloji Enstitüsü'nün gayet altında duruyor. Şu anda fiyat satışlar endüstri ile aynı. Fiyat nakit akışı ise endüstrinin çok çok üzerine gelmiş. Nakit akışında bazı sorunlar var gibi duruyor ama bunun da bu sektörde çok da problem olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yine şirketin hisse fiyatı başına gelirlerinde de çok bir yani sektöre göre çok da iyi durmuyor. Yine de genel olarak baktığımızda finansalları gayet iyi duruyor. Henüz bir temettüsü de yok. Zaten bilişim sektöründe dünyada da genel olarak temettü dağıtan yok. Şirketler devamlı büyümeye çalıştığı için nakitlerini yatırıma çeviriyorlar. Gayet normal bir finansal karar diye düşünüyorum. Teknik analizine baktığımızda ise 2020 Mart'ından beri, yani korona dibinden beri yükselen bir kanal hareketi görüyoruz. Çok güzel dip, zirve, dip, zirve, dip, zirve hareketi yapmış. Şu anda ben açıkçası bu hisseyi daha önceki 50 günlük ortalamayı kırdığı zaman aldım. Aralık ayında 12.28'den çok fazla alamadım maalesef. Pişmanlığımdır. Bu saatten sonra daha da yukarı gider mi? Evet, ben gideceğine inanıyorum. Şahsi görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle kanalın üst bandına doğru gidecektir diye düşünüyorum. İlk hedef olarak 17.50 görüyorum. Şahsen 17.50'yi kırması durumunda, özellikle kanalı da kırması durumunda böyle bir hareketin olabileceğini bekliyorum Fonet'te. 2020 karı gerçekten iyi. 21'de de aynı karlılığa devam ettireceğine inanıyorum. Kanalı kırması durumunda çok daha fazla gidebilir diye düşünüyorum. Rakip değil de sektördeki diğer şirketlere bakarsak eğer Logo, Netaş, Alcatel, Kafein, Fonet'in bunlara göre ARD, Fonet'in bunlara göre çok daha geride kaldığını düşünüyorum. Ama şurada bir konsolidasyon hareketi var görüyorsunuz. Bu hareketin 50 günlük ortalamaya doğru da çekilebileceğini bekliyorum. Ben bu kanal içerisinde kaldığı sürece Fonet'te alım fırsatı olduğunu düşünürüm. Özellikle alt bandı test etmesi durumunda, yani alt banda deyip dönmesi durumunu
muhteşem bir alım fırsatı olarak görürüm. Nitekim Aralık'ta bunu yaptım. Tutmaya da devam edeceğim. Eğer üst banda değerde dönerse belki yine alım yapmak için satmayı düşünebilirim. 50 günlük ortalamanın üstünde seyrediyor. Zaten şöyle 100 günlük ortalamaya bakarsak, 100 günlük ortalamada gördüğünüz gibi tam da kanalın üzerine denk gelmiş. Bir de 200 günlük ortalamaya bakalım. Hadi onu şöyle ekleyelim ayrıca. 200 günlük ortalamaya da baktığımızda 200 günlük ortalama muhtemelen çok çok daha aşağılarda değilmiş. Yine 200 günlük ortalamanın, yani bütün hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Dediğim gibi son olarak toparlayacak olursak ben Fonet'i yukarı yönlü görüyorum. Şahsi fikrim. Yine aşağıda da bir %15'lik kayıp olabilir diye düşünüyorum. Yani bu %15'lik kayıp da eğer çok büyük bir para kaybetmeyecekseniz, zaten kaldıraç işlem kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yine de hani çok büyük bir mal varlığınızı size etkilemeyecekse Fonet'e girilebilir diye düşünüyorum. Şahsi fikrimdir, tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi olarak bu görüşlerim alınmasın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.